Bende. Evet, 58 ilde hafta sonu kısıtlaması yeniden başlıyor. Bir aylık aradan sonra artan vaka sayıları kısıtlamaları da beraberinde getirdi. Aslında kırmızı kategorideki illerde yalnızca pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması vardı. Ancak artan vaka sayıları o kadar yükseldi ki bu kapsamda cumartesi günü de kısıtlamaya tekrar dahil edilmiş oldu. Ve Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirler başta olmak üzere 58 ilde bugün akşam 21'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması ve pazartesi günü sabah 5'e kadar sürecek. Yani 2 gün 8 saat boyunca hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bunun yanı sıra 23 ilde sokağa çıkma kısıtlaması yok. Yani turuncu, sarı, mavi kategorideki illerde sokağa çıkma kısıtlaması yok. Bunu hatırlatalım. Biz şu anda 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndayız. Buradaki rutin kalabalığı görüyorsunuz. Akşam saatlerinde genelde hafta içi hatırlatmak gerekirse 21 sabah 05 arası kısıtlama da sürüyor. Akşam saatlerinde yoğunluk, eve yetişme telaşı da daha yüksek oranda oluyor. Şu anda TRT kameramanı Murat Uykan da size görüntüleri gösteriyor. Biz biraz da hangi iş yerleri açık bunlardan bahsedelim. Bunu sormuştunuz. Market, manav, kasap, balıkçılar, çiçekçiler bugün 20'ye kadar, yarınsa 10-17 saatleri arasında açık. Yani önceki kısıtlamalar gibi onların süreleri yine 7 saat boyunca açık olacak ve eve en yakın mesafeden yürüyerek gidilerek ihtiyaçlar, zorunlu ihtiyaçlar karşılanabilecek. Tabii bu kısıtlamadan öncekiler gibi muaf olanlar yine aynı şekilde sokağa çıkılabilecek. Üretim, tedarik, sağlık, tarım, hayvancılık, bu listeyi uzatmak mümkün. Zorunlu alanlarda çalışanlar kısıtlamadan bir kez daha muaf olacaklar ve dışarıda olabilecekler. Restoranlara ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Tabii %50 kapasiteyle hafta içi saat 19'a kadar müşteri kabul edebiliyorlardı. Yine yarın da açık olacaklar, ancak paket servis hizmeti bu kez 20'ye kadar, yani sabah 10'dan akşam 20'ye kadar restoranlar paket servis hizmeti yapabilecekler. Bazı illerde yine genelgeler yayınlandı. Düğünler konusunda bilindiği gibi kırmızı illerde yüzü geçmemek üzere düğünler yapılabiliyordu. Önceden tarih alınmak şartıyla da bu düğünler yine bu kapsamda gidilebilecek. Hafta sonu kısıtlamasından düğüne katılacaklar 100 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecek. Son olarak şehirler arası ulaşımdan bahsedelim. Otobüslerle bilindiği gibi şehirler arası ulaşımda herhangi bir sakınca yok, ancak özel araçlarda bazı özel durumlar şart. Bununla birlikte akşam saat 21'den itibaren polis ekipleri yurdun pek çok yerinde 58 ilde denetim noktalarını kuracaklar ve sokağa çıkma kısıtlamasına uyulup uyulmadığını kontrol edecekler.